Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Transfer Merkez özel programına hepiniz hoş geldiniz. Kırmızı gruptaki ödülleri konuşacağız. İlk yarının ödüllerini konuşacağız. Tabii bunları biz kendi aramızda veriyoruz. Hani grupta şu an için, bu sene için, belki de sezon sonu için olabilir ama bu sene için elimizde ödülleri teslim etmeyeceğiz. Ama sosyal medyada paylaşacağız bunları. 3-4 tane farklı ödülümüz var. Öncelikle bunu anlatayım. Şimdi beyaz gruba vereceğiz. Sonrasında kırmızı gruba vereceğiz. Bu programda beyaz grup. Transfer Merkez en iyi çıkış yapan özel ödülü. Bronz, gümüş ve altın. Tabii teknik adamlar ve kadrolar olacak. Bizim seçtiğimiz, editörlerimizin seçtiği, ekibimizin seçtiği bir kadro. Ciddi araştırmaları da hani yaptık. Genel anlamda bilgileri de topladık. İnsanların onayına da sunduk. Bu liglerde daha önce görev yapmış kişilerin onaylarına da sunduk. Onlarla beraber hazırladığımız bir program olacak. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Ve bu bize destek olursanız kanalımıza abone olup paylaşırsanız bizlerle yorum yaparsanız biz sizinle hepimiz aynı fikirde olmayacağız. Muhtemelen bizleri eleştireceksiniz bu konuda. Sizlerle beraber güzel yorumlar eşliğinde olursa çok daha mutlu olurum açıkçası. Şöyle devam edeceğiz. Hüseyin hoş geldin bu arada. Sana hoş geldin diyemedim. Ben hala girişe devam ediyorum. Buldum. Şöyle devam edeceğiz. Öncelikle özel transfer merkez özeli paylaşacağız. Sonra bronzu, Demet bak. Demet Güzel. Scouting özel. Sonra bronzu, gümüş ve en son da altını paylaşacağız. Hep beraber sizinle burada bir video çekeceğiz. Evet. Ben de hemen bakıyorum Hüseyin şu an. Yani burada az önce güzel bir noktaya değindin. Onu bir daha ben sen bakarken ben en azından onu değineyim. Tabii ki bu kadroya girmeyi hak eden, burada bulunmayı hak eden arkadaşlarımız da oldu. Ama tabii biz burada en doğru, en tarafsız ve farklı takımlardan kendi takımlarında ön plana çıkması da kendi takımındaki mücadelesiyle, oyunuyla ön plana çıkması kendi takımında sırtlayan, taşıyan oyunculara da yer verdik. Her takımdan oyuncuya yer vermeye çalıştık elimizden geldiğince. O tarafsız olduğumuz konusunda herkes rahat olabilir, emin olabilir. Tamamen futbolun doğrularına göre inandığımız gibi her hafta program yapıyoruz burada. Bu grubu, bu ligi de iyi takip ediyoruz. Ondan dolayı en doğru tercihleri yaptığımızı düşünüyorum elimizden geldiğince. Tabii ki insanlarla farklı düşüncelerde olabiliriz. Onların da yorumları çok önemli. Yorumlar yapsınlar. Ama biz 3-5 kişilik grupla kendi ürünümüzü ortaya koyuyoruz. Kendi düşüncemizi ortak kararla. Oy birliği, oy çokluğu derken bu şekilde oldu. Şimdiden izleyicilere heyecanlıyım bu arada. Yani bu program beni heyecanlandırıyor. Evet, Güzel sen bu program olacak. programı çok özel çalıştın. Evet, aynen öyle. O zaman TM Scouting en iyi çıkış yapan özel ödülünü başlayalım. Burada teknik direktör olarak Tahsin Tam'ı seçtik. Neden Tahsin Tam'ı seçtik değil? Yani Tahsin Hoca Çorum Futbol Kulübü'ne geldi. Çorum Futbol Kulübü'nün Mert Nobre Hoca ile bir düşüşü vardı. 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik. 16 puan topladı. 21 puanın 16'sını topladı. Zaten biliyorsun erteleme maçı olan Düzce maçında mağlup oldu ve Isparta deplasmanında berabere kaldı. Onun dışında kalan tüm maçları kazandı ve Çorum'u şampiyonluk yarışının içine yeniden soktu. Tahsin Hoca gittiği her yerde de başarılı bir hoca. Çorum'a da uymayı yakalattı. Geldiği gün de Çorum için yaptığı en doğru hoca tercihi demiştik. Biz de yanıltmadı. Burada hoca için takdir belgesi dediğim belgeyi vermiş olduk aslında hocalarımıza. Normalde altın, gümüş, bronz gibi gidiyor ama bir de takdir ettiğimiz hoca alanı açtık. Dört tane hocamız olacak hepsinde. Tahsin hocamız da başarısıyla bence takdir hak etti. Tebrik ediyorum Peki hocamı. şu soruya cevap verir misin Hüseyin? Bursaspor'da çok da başarılı bir grafiği yoktu. Evet. Yani ben Bursa, bunu önceden de söyledim. Bursaspor'daki başarılı grafiğinin olmamasının sebebi Tahsin Tam değil. Oradaki sıkıntıların mevcut olduğu ki yani İsmail Hoca da bu liglerin kurt hocasıdır, şampiyonluk yaşamıştır. Bu liglerde üst ligde, TFF'nin üstte şampiyonluk yaşamıştır. İsmail Hoca geldi. İsmail Hoca da çok bu yaraya merhem olamadı Abdullah sonuçta. Bu Bursaspor'daki macerasını ben Tahsin Tam'a yıkmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Elinden gelen mücadeleyi gösterdiğini düşünüyorum. Çorum Futbol Kulübü de düşüşteydi. Onlar da yaralıydı. Onlar da sıkıntıya giriyordu. Geldi nasıl 21 puanın 16'sını toplayabildiyse demek ki sıkıntı değil. Çünkü Tahsin Hoca'yı tanıdığımız günden beri Bodrum sürecini biliyorsun Abdullah. Karacabey sürecini biliyorsun. Ve en son Bursa ve Çorum. Bir tek Bursa'da sıkıntılı oldu. Peki Bursa'da tek Tahsin Hoca mı sıkıntılı oldu? Değil. Demek ki sıkıntılar biraz kulüp bünyesinde. Eleştirilere Tahsin. karşı cevaplarımızı da vermiş olduk. Çünkü ben burada biliyorsun Tahsin Hoca ile alakalı Bursaspor'daki sorunun Tahsin Hoca olmadığı,
Çorum Futbol Kulübü'ne gelip de hem oynattığı futbolla hem de topladığı puanlarla o olmadı. Net olarak belliydi. Tabii sezon başındaki hani neden Tahsin Hoca'yı altın, gümüş, bronza koyamıyoruz? Çünkü orada da sezon başından beri görev yapan kişileri koymamız Yani gerekiyordu. uzun süre çalışan hocalarımız var Evet. Mesela orada. altında çok büyük kavgaların, atışmaların çıkacağını düşünüyorum, bize karşı insanların eleştirilerinin olacağını ben Olabilir. düşünüyorum. Olabilir. Yani biz olabildiğince tarafsız olduk. Bunları açıklarız. Arkadaşlarımız da yorumları yapar. Karşılıklı gerekirse fırsat olursak cevap veririz yorumlarına. Peki. YouTube'da yorum yapmak. Lütfen Hüseyin, kendi hesabından cevap verirsen çok sevinirim. YouTube'da. Niye? Lütfen. Çünkü insanlar etkileşim istiyor. Sana bir şeyler yazıyorlar orada. Lütfen sen de o etkileşime cevap verirsen Yok, sevinirim. ben transfer Bizi merkezi dikkate adıyla almanı da vereyim. Ben istiyorlar. çok vermiyorum zaten cevap ama transfer merkezi adıyla vereyim inşallah. Ya biraz fırsat olun Abdullah, biliyorsun yani iş Kendi hesabın hayatı. yok mu Hüseyin? Ya var da ben tamam kendi hesabına da veririm. Hiç Hüseyin problem Karabacak yok benim ismini için. verirsen sevinirim. Çünkü insanlar Tamam. gerçekten etkileşim istiyor. Bunlara cevap istiyor. Birkaç defa da bu Tabii. konuda bize eleştiri geldi. Bununla beraber de Haklılar. başlamış olalım. Haklılar. Tamam Sen Abdullah. de ben de şahsi Hı. hesabımızdan cevaplara başlamış olalım. Eyvallah. Evet, kadroya geçelim. TM Scouting özel. Tamam, böyle şekilde gideceğiz. Tamam, Bu şekilde anladık gideceğiz, onu. evet. Bu şekilde Tamam, gideceğiz. eyvallah. Teknik direktör takım. Teknik direktör takım Hı-hı. şeklinde. Tamam, Abdullah. Canberk Yurdakul'u aldık bu kadroya. Bütün kadrolarımız öncelikle 4-2-3-1 şekliyle. Hüseyin savunmayı çok ön planda atmayı çok istedi. O yüzden 4-2-3-1 şekliyle hareket ettik arkadaşlar. Ya bazı kadrolarımız mesela başka gruplarda 4-4-2'de var. Bu biraz takımların oyuncu kalitesini ve oyuncuların takımlarına katkıyla alakalı ama genelde 4-2-3-1 şeklinde gittik. Genel anlamda 4-2-3-1 şeklinde. Hemen ben başlayayım. Canberk Yurdakul'u aldık kalede. Sol bek Ali Mert Aydın, Hamza Özdemir, Mustafa Şengül, Bedirhan Altuntaş, orta ikili Berkay Aydoğmuş, Sıraçan Hı. Naz, ön üçlü Mustafa Genç, Muhammed Özbay, Emrecan Bulur, Berke Demircan. Evet. Şimdi burada insanların dikkat edeceği bir şey var. 3 tane Tomasporlu oyuncu var. Ki Evet. Somaspor'un da çok genç yani genç kadroyla mücadele ettiği için biz burada bir de çok genç oyunculara yer verdik. En iyi çıkış Hı yapan hı. özellikle TM Scouting gözler. En iyi çıkış yapan oyuncular. Genel anlamda Hüseyin kadroyu değerlendirirsen sevinirim. Mesela Emrecan'ın son haftaki formu, Berke'nin Evet. Sparta'yı sürüklemesi gibi, Evet, şimdi. Sıraçan Naz'ın Ankaraspor'daki performansı ki geçtiğimiz sezon Sivas Belediye'de de yine fena işler yapmamıştı. Kesinlikle. Şimdi Abdullah, Canberk'i tercih etmemizin sebebi süreklilik arz ediyor. Yani Bursaspor gibi bir takımda kaleci olmak, şu mevcut kadro yapısında kaleci olarak kaleci olmak kolay değil. Canberk'i tercih etmemizin sebebi o. Bence başarılı bir performans sergiliyor. Takımının durumundan dolayı hani insanlar şey yapabilir, eleştirebilir. Yani Canberk ne alaka diye Hüseyin bu ama esnada Isparta da tabii başarılı değil ama Berke'yi aldık. Çünkü iyi bir çıkış yaptı. evet. Yani Yani 5 gol ona attı göre sonuçta değil. Bu belki. bizim özel ödülümüz. Aynen öyle. Şimdi Soma'dan çok güzel bir giriş yaptı. Mustafa Şengül, çok genç kardeşimiz. Ali Mert Aydın, hani Altın Ordu çıkışlı, Türkiye alt yaş milli kategorilerinde oynamış bir oyuncu. Yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü ivme yakalayamamıştı. Ama Burhanettin Hoca ile kendini bulmaya başladı. Ali Mert'i ondan aldık. Bir de Emrecan Bulut. Emrecan, geçen sene 2 haftadır falan özellikle programlarımızda söylüyoruz Abdullah. Emrecan kardeşimiz geçen sene Manisa Süper Amatör Ligi'nde forma giyen bir kardeşimiz. Yani profesyonel kariyerinde ilk sezonunu geçiriyor. Ona rağmen gol sayısı da gayet iyi. Takımını sırtlayan isimlerden birisi oldu. Bu girişle transfer yapacak. Onu söyleyebilirim. Soma'dan aldığımız oyuncular bunlar. İnegöl'den yine stoper Hamza kardeşimiz bol bol forma şansı buldu. İyi de performans sergiledi. Takımı sıkıntılı olmasına rağmen. Bediran Altunbaş, Menemen Futbol Kulübü'nün sağ beki. O da kendisinden potansiyel anlamında bekleneni belki veremedi ama yani şöyle yani genel anlamda değerlendirdiğimizde ama bu sezon Menemen'in önemli futbolcularından birisi olarak değerlendiriyorum. Nazilli'den Berkay Aydoğmuş, Ümit Milli kategorilerine, alt yaş milli kategorilerinde çağrılmaya başladı bu sene performansıyla. Oynuyor, daha da yaşı çok genç. 18 olması lazım, 2004'te olması lazım. Önemli bir kardeşimiz, iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Sıraçan Naz, zaten geçen seneden beri biz ikimiz burada Sıraçan'ı işliyoruz. Kendisi babası da eski futbolcu Mehmet Nasınoğlu. Çok da iyi futbolcu. İyi bir orta saha. Mücadele gücü çok yüksek. Değerli bir futbolcu. Ankara Spor'un da yapı taşlarından birisi. Sıraçan'ı da bundan dolayı aldık. Mustafa Genç. O da daha 2006'lı olması lazım aslında. Çok yani soyadı gibi genç bir kardeşimiz. Bursaspor'da
Bu Kontrol sezon edelim Doğuş Hüseyin Mustafa Genç'in doğumunu. 2006. 16 Mart 2006 Abdullah. Daha 16 yaşında kardeşimiz. Bu sezonda gerçekten 2006, evet. çok da iyi bir sezon geçiriyor Abdullah. Yanlış değilsem 4 gollük performans sergiledi. Takımını da sırtlayan isimlerden birisi. Bursaspor'un zor zamanında ve muhtemelen 3'e 3 geçmişler Bursaspor'da Hüseyin. 3 gol 3 asist. tamam doğrudur. Bursaspor'dan Avrupa'ya transfer yapma ihtimali çok yüksek bir oyuncu. Avrupa'dan da takip edenlerinin olduğunu biliyorum Abdullah. Onu söyleyebilirim. Onun dışında hemen bakıyorum. Muhammed Özbay, Afyonspor'un Arda Güler'i diyeyim Abdullah ben sana. Afyonspor'un beklentisi çok büyük ondan. O da bu sene çok fazla forma şansı buldu. İyi yolda bir kardeşimiz. Teknik özellikleri çok yüksek. Ve o da sezon sonu transfer yapabilecek potansiyelde kardeşlerimizden birisi. Forvet'e de Berke'yi, bir konuşmadığımız Berke kaldı herhalde. Aynen. Berke de bu sezon profesyonel ligdeki ilk golünü atmış oldu. Yani o da Karagümrük'ün altyapısından çıkma kardeşimiz. Yanlış değilsem Karagümrük'ten kiralık geldi zaten buraya da. Altyapısı da Karagümrük diyebiliyorum. Önemli bir potansiyel. Biraz dağınık oynuyor bence. Kendisi topladığında Toparlayacaktır ama bambaşka. Hüseyin. Bence Bambaşka. Tabii daha çok toparlayacaktır. genç. Daha çok genç. 2002 doğumlu. Ve Isparta'ya can veren golleri attı aslında. Isparta'nın bugün hala bir playoff umudu varsa, hayali varsa Berke'nin gollerine de borçlu. İyi bir sezon geçiriyor Berke de. Bu sezon göstereceği performansla birlikte sezon sonu zaten Karagümrük gibi bir kulüpte ama başka takımlarına dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. TMS Scouting özel kadromuz bu oldu Abdullah. Evet, bronza geçelim. Bronz kadronun teknik direktörü Koray Palas. Koray Palas. Hemen kadrosunu da Koray Palas'ın kadrosunu da Önce verelim. konuşmuyor muyuz? Hoca Efendim? konuşacağız herhalde önce. Yani hoca Tabii biraz kısaca hocayı değerlendirelim. Şimdi sezon başı, tabii ben de gideyim. Sezon başı 6. haftayı göremez diyen bir Hüseyin Karabacak. Doğru. Ben çok fazla yorumda bulunmadım ama başarılı olamayacağını düşünen bir isimdim ben de. Hani 6. hafta ya da 10. hafta gibi bir şeyler söyleyeyim ama ben de başarılı olabileceğini düşünmüyordum Koray Hoca'nın. Bunu sadece Koray Hoca ile alakalı da değil, Afyonspor'un şu anki elindeki kadrosu ve bütçe ile alakalı. İşte Olcay Şahan'ın gelişi. Mesela ben Olcay Şahan'ın da başarılı olacağını düşünüyordum. Taraftarların bazıları tepki getiriyor, o da açıklama yapmış ama hani genel anlamda Afyonspor'dan Başarılı. beklediğimiz bu değildi. Ama hoca hani herkese kapak yaptı demeyelim de herkese sahada cevabını verdi diyebiliriz. Genç oyuncular Kesinlikle. da oynattı. Neler söylersin Hüseyin? Şimdi Koray Hoca'yı ben yeri geldi çok da eleştirdim. Hani Afyonspor'un başında da yani futbol tarzı olarak beğenmediğim bazı maçlarda yani özellikle gerçekten beğenmediğim maçlar oldu. Ama şu kadro kalitesiyle yapılacak en iyi işi yaptı bence Abdullah. 18 maçta 28 puan topladı. Bu çok değerli. Dediğim gibi Afyonspor'un kadrosu geçen seneki profilden çok uzak. Daha çok kendisini ispatlayamamış, kendisini kanıtlayamamış, kendisini kanıtlama savaşında kaybetmiş ve alt lige kadar düşmüş genç futbolculardan işte Olcay gibi, Anıl gibi, Alper Tursun gibi birkaç tane tecrübeli futbolcudan oluşan bir kadro var aslında. Ve altyapıdan çıkan çocuklarla. Şimdi bakıyorsun bugün Muhammed Özbay oynuyor, işte Eray oynuyor, Burak oynuyor, gençler oynuyor, Mete Yıldız var çok iyi oynuyor mesela hani konuşacağız bunları. Bu başarının da en büyük mimarı bence Koray Palaz Abdullah. Bunu söyleyeyim. Hocadan hiç beklemiyordum bu kadar başarılı olmasını çünkü bu hocayla alakası değil Afyonspor'un kadro kalitesiyle alakalı. Evet 6. hafta gitmesini beklediğim bir hoca demiştim. Ama bugün baktığımızda hoca ilk devrenin sonunda 18 maçta 28 puan toplayarak inanılmaz bir başarı elde etmiştir ve bence bu ödülü de hak etmiştir. Hocayı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Önemli bir kariyerinin de önemli bir adım oldu. Çünkü hoca 2-3 senedir de çalışmıyordu. Biraz uzak kalmıştı. Onun için de toparlanma adına bence iyi bir durum bu. Tebrik ediyorum hocayı. Peki, o zaman kadroyu vereyim ben. Yine 4-2-3-1 dizilimi. Kalede Aydın Bağ var. Sağ bek Sefa Durmuş. Orta ikili Enes Kayar, Feyyaz Belen. Sol bekte Kadir Yazıcı. Önlerinde, önlerindeki ikili Emre Keskin, Murat Yıldırım. Ön üçlü Hüseyin Aktan, Sedat Cengiz, Altan Hidayetoğlu. Forvet'te de Altaran Hidayetoğlu. Altan Hidayetoğlu. Forvet'te de Kemal Rüzgar. Evet. Evet Şimdi Hüseyin, Abdullah. kadro. Aynen. Şimdi bunu değerlendirecek olursak Aydın zaten ligin en az gol yiyen kalecilerinden birisi. Bu sene Şanlıurfa Spor için önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Yine yani Urfa Spor'dan aldığımız Feyyaz Belen, o da
Sol stoperde önemli işler yaptı biliyorsun. Feyyaz'ın asıl mevkisi kanattır. Kanattan sol beke evrilmiştir. En son sol stoperde oynamaya başladı. Ve sırıtmıyor. Önemli bir performans sergiliyor Feyyaz. Feyyaz'ı arkadaşlık yapan ise Enes Kayar. Geçen sene Karacabey'deydi. Sezon başı Erospor'a transfer oldu. O da çok genç bir kardeşimiz. Potansiyeli yüksek bir kardeşimiz. O da Erospor'da iyi bir sezon geçirdi. Sol bekte Kadir Yazıcı. Menemen Futbol Kulübü'nde ayakta kalan birkaç isimden biriydi. Kadir tempo çok yüksek. Dinamizmi, motorik özellikleri kuvvetli bir kardeşimiz. Yine sağ bekte de Tarsus İdmanyurt'tan Sefa Durmuş. Hani Tarsus için iyi bir ilk yarı geçmese bile mevkisinde en başarılı işleri yapan oyunculardan biri Sefa Durmuş'tu. Gerçekten zaten yıllardır Tarsus'ta, hani Tarsus'ta artık özdeşleşen bir isim. Çok özverili oynadı bu sezon. Onu söyleyebilirim. Orta sahada Emre Keskin ve Murat Yıldırım. Murat Yıldırım Çorum Futbol Kulübü'nün hem başkanı hem futbolcusu. Her şeyi diyebilirim. Sonuçta Süper Lig'den 2. Lig'e memleketinin takımı için dönmüştü. Murat tecrübesiyle, kalitesiyle Çorum Futbol Kulübü'nü ayakta tutan isimlerden birisi. Emre Keskin ise Menemen'de ön plana çıkan performans sergiliyor. Ara sıra Özden Hoca onu 8 numara oynasa da ara sıra onu sol kanada, sağ kanada attığı da olmadı değil, oldu. Oralarda da gerekli faydayı verdi. Hem teknik kapasitesiyle hem de mücadele gücüyle ön plana çıkan bir kardeşimiz. Sağ kanatta Hüseyin Afkan var. Hüseyin Afkan da Isparta 32 Spor'un Esenler Erokspor'dan transfer ettiği oyuncu. 97 doğumlu Beşiktaş altyapısından çıkma. Boyu kısa ama çok çabuk. Pire gibi çok teknik. Teknik özellikleri çok iyi ve takımı ön plana çıkaran, hücum yollarında takımı rahatlatan isimlerden birisi Isparta 32 Spor'da Hüseyin Afkan. Forvet arkasında Sedat Cengiz'i koyduk. Sedat'ın zaten sen de Ankara Spor Başkanı Mehmet Emin Kerskoğlu Bey'le görüştüğünde Sedat'ın takım içindeki ne kadar önemli bir rol olduğunu, hem skor anlamında hem takıma katkı anlamında hem başkanın teknik direktörün yardımcısı gibi sahadaki yardımcısı gibi olması anlamında gençlere abilik yapması anlamında Sedat'ı koyduk. Sonuna kadar da hak ettiğini düşünüyorum. Sol kanatta Altan Hidayetoğlu, Düzcespor'un bu ligin en süratli oyuncularından birisi. Yani çok süratli, onun süratini yakın oyuncu sayısı bu liglerde çok az. O da Düzcespor'da önemli işler yaptı bu sezon. Altın Sonra... oradaki halka onu da söyleyelim. 5 gol 4 asisti var alt arasında. Aynen. Forvet'te de Kemal Rüzgar var. Şanlıurfaspor'un golcü ismi. Belki istediği gol sayısını henüz yakalayamadı ama yine de ligin en çok gol atan oyunculardan birisi. Kadroyu değerlendirmemiz böyle Abdullah. Peki yani bu kadroda özellikle Altıra Vidayet ön plana çıkıyor Hüseyin. Altıra Vidayetoğlu'nun yani özellikle son dönemdeki formu benim çok hoşuma gidiyor. Evet. İleride de iyi bir iş yapacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Hatta daha yerlerde olacağını düşünüyorum. Sesim bir normale gelirse. Su filan içebiliyorsan iç istersen de. Var var. Suyumu içeceğim ben. Gümüş. Evet. Yani Burhanettin Basatemur, Gümüş kadronun teknik direktörü Burhanettin Basatemur. Şöyle ki Afyon yenseydi Gümüş kadroda bence Koray Palaz olurdu. Ekibimiz de bu şekilde şey yapardı, değerlendirirdi. Ama Soma yendiği için Soma da orayı hak etti bence. Daha doğrusu Burhanettin Hoca hak etti. Ki Burhanettin Hoca'yı birkaç senedir biz burada övüyoruz. Her ne kadar Türk medyasında bizim dışımızdakiler yeterli değeri göstermese de Burhanettin Basatemur son dönemin en başarılı teknik direktörlerinden ilk üçe net bir şekilde girer. Yani insanları çok yakından takip eden, onları isteyen kişiler de var ama bence net bir şekilde girer. Tabii genç oyuncularla çalışmayı da çok seven bir isim. Şeyi sözü de sana bırakayım. Burhanettin Hoca'ya da gümüş ödülünde, gümüş kadronun ödülündeki teknik direktör de Burhanettin Basatemur. Burhanettin Hoca çok değerli bir iş yaptı Abdullah. Zaten hani biz anlatıyoruz vesaire de. Bu sene yani hani kadroyu kurarken de ekiple hep şu oldu. Hani Soma'dan çok oyuncu koymuş gibi oluyoruz ama gerçekten öyle bakıyorsun çünkü amatörden ucuz maliyetli getirdiği oyuncularla lige hükmeden bir oyun yapısı var. Kimsenin karşısında ezilmeyen, bükülmeyen, mücadele gücü yüksek, başarılı bir takım ortaya koyuyor hoca. Ve genç oyunculara çok fazla şans veriyor. Amatörden transfer yapıyor. Ve takımı hani Soma bu sene kesin düşer diyorsunuz mesela. Soma düşmüyor Abdullah. Yani Soma hep ayakta. Soma hep oyuncu yetiştiriyor, oyuncu satıyor. Geçen sene devre arası 2 milyon, 2,5 milyon para kazanmışlardı hatırlıyorsan. Bu sene devre arası olur mu bilmiyorum ama sezon sonu mutlaka eminim ki Soma Spor birçok oyuncudan para kazanacak. Gidiyor süper amatörden aldığı adamla kazanıyor. Yani Burhanettin Hoca çok
inanılmaz bir yetiştirici. Hep burada dedim, Burhanettin Hoca'nın yaptığını yapmak için biraz deli olmak gerekir. Hocalarda böyle bir delilik gerekir, o çılgınlık gerekir. Bu da Burhanettin Hoca'da var. Aldığı risk çok büyük, çok kuvvetli, çok güçlü, mali anlamda çok kuvvetli takımlara karşı hoca mütevazi bir yapıyla devam ediyor. Tebrik ediyorum Burhanettin Hoca'yı. Bence Gümüş Kadro'nun hocası olmayı da sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum Abdullah. Ben de seninle aynı fikirdeyim Hüseyin. Bence sonuna kadar da hak ettiğini düşünüyorum. O halde kadroyu da verelim. Gümüş kadroyla. Kalede benim çok sevdiğim bir isim. Ersin Aydın var. Teşekkürler. Batuhan Tur, Mete Yıldız, Kadir Kurt, Kerem Kaya dörtlüsü. Önlerinde Cumali Bişi ve Soner Birinci. Ki Soner Birinci biliyorsunuz ki Sparta'yla da kendisi fizikte yaptı. Sağ kanatta Yılmaz Ceylan, onun ortada Mehmet Alaaddinoğlu, solda Enver Cenk Şahin. Tabii bunu şöyle değerlendirebilirsiniz. Enver Cenk Şahin'i sağda, Yılmaz Ceylan'ı solda da Tabii değerlendirebilirsiniz. tabii yani bunu ona çok takılmamak gerekiyor zaten. Yani iki kanatta bu iki isim var. Ve forvette de yine çok benim de çok sevdiğim bir kardeşim Sinan Kurumuş var. Gümüş kadroda bu şekilde. Şimdi şöyle ben Yılmaz Ceylan'ı mesela takımda kalacağını düşünmüyorum. Devre arasında Tabii. Soma'da olacağını düşünmüyorum. Sözü de sana Doğru. bırakayım Hüseyin. Ersin Aydın'la başlayalım. 2 yıldır Tamam Abdullah. geçtiğimiz sezon şampiyonluk. Bu sezonda son haftalardaki performanslarıyla beraber de playoff hattına gelmeleri. Ersin Aydın'la sen başla. Abdullah Ersin kulüp sadakati çok yüksek olan bir oyuncu. İşine çok saygılı bir oyuncu. Ve Düzce Spor'u da bu sene yani Uşak zamanını biliyoruz. Darıca Gençler Birliği 1922'de oynadığı süreci biliyoruz. Gerçekten hep bir istikrarlı olan, her gittiği yerde oynayan, mücadele eden bir kardeşimiz. Geçen sene Düzce Spor'un şampiyonluğunda payı vardı. Bu sene de Düzce Spor'un bu puan durumunda olmasında bence çok payı var. Dünyaları kurtardı diyebilirim Ersin için. Önemli iş yaptı. Ve bence Gümüş Kadro'nun da kalecisi olmayı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Önemli bir değer bu ligler için Ersin. Önemli bir kaleci. Tebrik ediyorum onu. Stoper hattında Afyon ve Soma'dan iki tane kardeşimizi koyduk. Bir tarafta Kadir Kurt, diğer tarafta Mete Yıldız. Mete Afyon'da çok ekstra iş yapıyor. Hatta benim Afyon takımının içinde baktığımda performansıyla en çok gözüme giren, en çok beğendiğim, en çok takdir ettiğim oyuncu. İnanılmaz bir mücadeleci yapısı var. Çok soğukkanlı, rahat oynayan, öyle panik yapmayan bir kardeşimiz. Onun da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Kadir Kurt, Denizli Spor'dan çıkma. O da Fethiye'de falan kiralık oynadı. Bu sene Soma'da Burhanettin Hoca ile kendini bulanlardan birisi. O da çok kaliteli bir sezon geçiriyor kendi kariyeri açısından. Sol bekte Kerem Kaya Düzce Spor'dan aldık. Sağ bekte de Batuhan Tur, Alaaddin Batuhan Tur. Alaaddin Batuhan Tur Abdullah benim. Hani ikincilikte şöyle bir gerçek var. Kim dersin mesela sağ bek deyince? Serdar Cansu geliyor direkt akla, değil mi? Evet. Hani sağ bek sol bek bulmak biraz kolay değil bizim hani. Tamam bir tane var ama ikinciyi üçüncüyü bulamıyorsun yani. Ama Batuhan Tur'u rahatlıkla söyleyebilirim. Ankaraspor'da inanılmaz işler yapıyor. Dinamizmiyle, motorik özellikleriyle çok kuvvetli. Takımın tecrübelilerinden birisi. O takımda da çok fazla genç var. Çok fazla değer katıyor. Batuhan Tur önemli bir futbolcu. Orta sahada Cumali Bişi ile Soner Birinci. Cumali Bişi Urfaspor'da orkestra şefi gibi. Arkaya da duruyor 6 numarada. Takımın ön tarafını yönetiyor. Bunu dediğim gibi saha içinde de maçı canlı izlediğimde de gördüm. Gerçekten tecrübesiyle hani tamam yaşı çok değil ama artık tecrübeli bir oyuncu. Çok yerde oynadı. Çok yerde mücadele etti. Ve tecrübesiyle Urfaspor'u bence önemli bir değer katıyor. Soner Birinci, Isparta Spor'la yollara erken ayrıldı. Ama Isparta Spor'un özellikle kötü geçtiği dönemlerde takımın ayakta En kalan nadir formda oyuncularından biriydi. oyuncusuydu. Efendim? Aynen En öyle. formda Yani oyuncusu Soner'di. kesinlikle. Çok çok iyi mücadele ediyordu. Takımı orta sahasında, takımın içinde ayakta kalan tek oyuncuydu. Sürekli oynuyordu zaten. Ayrıldı Isparta Spor'dan. O da yaklaşık 12-13 hafta oynadı. Çok değerli bir performans sergiledi kendi kariyeri açısından da. Sağ bekte Yılmaz Ceylan zaten Soma'da yaptığı asistlerle, takıma yaptığı katkılarla çok iyi iş yapıyor. O kardeşimizi de tebrik ediyorum. Daha çok genç. Enver Cenk Şahin, zamanın genç Enver Cenk'i, şimdi takımın tecrübelilerinden, Kursa'nın abilerinden hem istatistiksel olarak hem de saha içinde oyunculara çok fazla yardımcı oluyor gençlere ve takımını taşıyan oyunculardan birisi. Takımına puan kazandıran, maç kazandıran oyunculardan birisi. Mehmet Alaaddinoğlu, Ahmet Spor'da hep söylediğimiz bir şey var. Bireysel kadro kalitesi zayıf diye. Mehmet Alaaddinoğlu bu kadro ile ilgili hep böyle yukarıya çıkaran, Ahmet Spor'un ön tarafta iş yapan, teknik özelliklerinden birisi. Geçen bir kardeşimiz de hatta yorum yapmış. Yani Mehmet Alaaddinoğlu Hüseyin biraz duygusal bakıyor herhalde diye ama gerçekten fikrim bu. Futbolla ilgili düşüncem bu.
Mehmet Alaaddin orada hiç yan yana da oturmadım. Hiçbir diyaloğum olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Gerçekten iyi bir futbolcu. Ben Benim çok bir kere seviyorum. oldu. Kırşehir'deyken ben Ha, yorum Türkiye'de program oldu. yapmıştım. Ben teknik özelliklerine, yeteneğine, potansiyeline çok güvendiğim ve Ahmetspor'ta da çoğu kilidi açacak oyuncu Mehmet Alaaddinoğlu. Forvet'te de senin de dediğin gibi Sinan Kurumuş. Artık Sinan bu liglerin önemli golcülerinden birisi haline geldi. Ki Çorum'da da 9 tane gol attı. Bu da çok değerli bir performans. Çorum'da adını altına attı. Ne yazıldı bence Sinan Kurumuş. Ya Çorum'dan Çorum zaten güreş hani geçti. Çorum'da mutlu. Çorum'da performans veriyor. İkinci yarı daha farklı bir Sinan da izleyeceğimi düşünüyorum. Ben tüm oyunculara tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum herkese. Evet, Hüseyin. Hı. Verelim. Altın. Evet. Altın kadronun teknik direktörü de aynı zamanda. Yani bu ödüle sahip olan sezonun ilk yarının en iyi teknik direktörü. Şimdi 3 tane teknik direktör adayımız vardı. Bu 3 teknik direktör adayımızı hızlı bir şekilde değerlendirecek olursak Hı. Kemal Kılıç, Mustafa Reşit Ahmet Akçay. Yıldırım ve Mustafa Reşit Akçay. Bu da 3 isimden biriydi. Ama biz Ahmet Yıldırım'ı seçtik. Şanlıurfaspor'da son maçta Kemal Kılıç görevde kalmış olsa Kemal Kılıç seçecektik bence. Bence Kemal Kılıç seçebilirdik. Hani Ya şeyde liderliğin hatırına evet olabilirdi liderliğin aslında. hattına bence onu da seçebilirdik. Ama Evet. Mustafa Reşit Akçay'ı seçmeme sebebimiz de açıkçası şu. Ahmet Yıldırım'ı neden seçtiğimizi anlatacağız. Ama Mustafa Reşit Hı. Akçay'ı neden seçmediğimizi söyleyelim. O kadroyu da o puanı toplasın. Yani o kadroda o puanı toplasın yani. Ligin en iyi Yani. kadrosuna sahip. Hı. Birincilikteki kadroyla neredeyse playoff oynayacak bir kadroya sahip. O Evet, kadroda o evet puanı abi. toplasın. Ahmet Yıldırım Hoca'ya gelince de ki Şanlıurfaspor'da bence Kemalettin Hoca da başarılıydı ama Şanlıurfaspor'un dinamikleri gereği Kemalettin Hoca ile yollar ayrıldı. Hani o Kemal Kılıç. oradaki Kemal Kılıç'la yollar ayrıldı. Ben dedim. Kemalettin dedim. Kemal Kılıç'la o da Hı. hocamızla Adana Spor'la anlaştı. Hı. Ahmet Yıldırım'a gelecek olursak da geçtiğimiz sezonundan beri üstüne koya koya gidiyor. Şu an her ne kadar Şanlıurfaspor maçı eksik lider gözükse de Ahmet Hoca da çok başarılı işler yaptı açıkçası. Ahmet Spor Teknik Direktörü elindeki kadro değerine göre en başarılılardan bence Ahmet Yıldırım'dır. Kesinlikle tamamen aslında kıstasımız bu. Yani bugün Abdullah baktığımızda zaten kadro kalitelerinin bireysel anlamda baktığımızda Eregspor'la Urfaspor'un şampiyonluk yarışı vermesi sezon başından zaten olağan bir şey. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Ahmet Sportif Faaliyetler takımını tek tek incelediğimizde oyuncu anlamında incelediğimizde burada ne Erok'la ne Urfa'yla ne Çorum'la yarışacak seviyede bir oyuncu kalitesi olduğunu düşünmüyorum Ahmet'in. Ama baktığımızda burada Ahmet Yıldırım çok büyük faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sezondan yaklaşık 10-12 tane ismi tuttu. Kadro istikrarını korudu. Ve üstüne takviyeler yaptı. Aslında yaptığı takviyelerin hepsinden de çok büyük faydalar da alamadı Abdullah. Buna rağmen liderlik mücadelesi veriyor. Ahmet Yıldırım'ın başarısı bence çok kıymetli. Ama hep söylediğim bir şey var. İkinci yarı mutlaka nokta transfere ihtiyacı var Ahmet Sportif Faaliyetleri. Burada Ahmet Hoca'ya vermemizin sebebi tamamen bu. Elindeki malzemeyle bu yarışın içinde yer alması bence o kadar takımın içinde büyük marifet olarak değerlendiriyorum. Ahmet Yıldırım Hoca'yı kutluyorum, tebrik ediyorum Abdullah. Elindeki malzemeden en iyi yemeği yapan teknik adam Ahmet Yıldırım'dı bence de. Ve o zaman altın kadroya geçelim. Altın kadro 2002-2013 sezonu Beyaz Grup ilk yarı altın kadrosunu size sunacağız. Teknik direktörümüz konuştuk Ahmet Yıldırım. Cantu Temel kalede 4-2-3-1 diziliminde yine kalede Cantu Temel var. Sağ bek Hüseyin'in de söylediği gibi bu liglerin en iyi sağ beki Serdar Cantu. Şahin Şafakoğlu, Hüseyin Güngör sol bekte, Barış Gök. Oğuzhan Yıldırım, Maksut Taşkıran, Sertaç Çam kanatlarda Mert Çapar'la beraber. Kimsenin buna itirazı yoktur herhalde. Özellikle Mert Çapar'a. Mehmet Özdiraz'a da kimsenin itirazı yoktur. Mehmet Özdiraz ve Forvet'te de Furkan Yaman. Ki Furkan Yaman da Arnavutköy'ü tek başına neredeyse sürükleyen kişiydi. Yani Allah sakatlık vermesin ama ona bir şey olsaydı Arnavutköy'ün başka alternatifi yoktu mesela. Furkan Kesinlikle. Yaman dışında. Evet Hüseyin, Cantu Temel. Çok net, Evet. çok iyi kurtarışları vardı. Abdullah çok iyi kurtarışları var. Hani ben bunu hep söylüyorum. Geçen sezon devre arası transfer tahtasına açıp açmama durumu vardı. Son 2-3 gün açıldı. Açılmasaydı Cantu acaba 3.'ten takım bulabilir miyim düşüncesine giriyordu aslında. Geçen sene bulduğu forma şansında değerlendi. Bu sene de
takımda kaldı ve kaldıktan sonra da formayı aldı, inanılmaz bir şekilde götürdü ve hani maliyet performans oranına baktığımızda en kaliteli işlerden birisi ligdeki bence. Ligin genelindeki kaleciyi geçtim. Ligin genelindeki en kaliteli işlerden birisi Can Tuğ'un performansı. Çünkü Can Tuğ bundan önceki kariyerinde çok verimli işler yapan bir kardeşimiz değil. Ama baktığımızda Ahmet Spor'da kendini buldu. Hem takımı sırtlıyor, hem takımını oyunda tutuyor. Tamam, önündeki savunma oyuncularıyla uyumu önemli, onları tanıması vesaire önemli ama mesela son Menemen maçındaki o kurtarışı, o ayakta kalması, sürekli rakibiyle mücadelesi. Can Tuğ çok başka bir performans sergiliyor bence. Tebrik ediyorum. Bu takımın altın kadroda da yer almayı Abdullah bence sonuna kadar hak etti. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Serdar Cansu, Sertaç Cam ikilisiyle konuşacağım. Direkt mevki olarak gitmeyeceğim. Biraz karışık gibi olacak ama kimse Ya kusura ikisi de bakmasın. zaten hak ediyor. Serdar Cansu'nun özellikle Sertaç performansı zaten. Cam ikilisini, arkada önle oynayan bu ikiliyi yaklaşık 2 sezondur zaten herhangi bir durduran, buna bir önlem alabilen bir yapı bulunamadı. Hoca, teknik adam anlamında veya takım anlamında. Bu iki oyuncu zaten arkada önlü olduğunda bu ligin en tehlikeli ikilisi diyebilirim. Serdar zaten çok, gerçekten kendini çok geliştirdi, çok üstüne kattı. Sertaç'ı zaten tartışmaya gerek yok. Bu ligin en özel oyuncularından birisi. İkiliyi arkada önlü bozmak istemedim açıkçası. Ekip olarak da bu konuda birlikte aynı kararı verdik. Stoperde Şahin Şafakoğlu ile Hüseyin Güngör. Şahin bu sezon Batman Petrolspor'un ayakta kalan stoperlerinden biriydi. Üçlü savunma oynadıklarında da ayakta kaldı. Dörtlü savunma oynadıklarında da ayakta kaldı. Yeri geldi solda oynadı, yeri geldi sağda oynadı. İyi bir performans sergiledi Şahin. Ve penaltı golleriyle de takımına çok büyük katkı verdi. Bu sezon bayağı da bir gol attı Şahin. Batman Petrolspor'un duran toplarında iyi iş çıkardı. Hüseyin Güngör, ben Ahmet Spor'un savunma dizilimindeki dörtlüden en çok beğendiğim oyunculardan birisi Hüseyin. O da yaklaşık 2 sezondur takımda. Takım savunmasında çok önemli bir role sahip olduğunu düşünüyorum. Barış Gök ve Mert Çapar, orada da bir arka dönme yaptık Urfa'da. Barış Gök zaten bindirmeleriyle, hücum bindirmeleriyle Mert'le birlikte arka dönünü iyi oynuyorlar. Ufak da olsa bazen savunma zafiyeti oluyor Barış'ın ama genel anlamda o açığı bir şekilde kapatıyor. Urfa Spor'un da kalitesiyle birlikte. Hücumda da takımına katkı sağlıyor Barış. Önemli bir oyuncu. Mert Çapar'ı tartışmaya gerek yok. Bence bu sezonun en kaliteli performansını sergilen oyunculardan birisi. O da yıllardır Nazilli'deydi. Nazilli altyapısından çıkan Nazilli'li bir kardeşimiz. İlk defa Nazilli'nin dışına çıktı Şanlıurfa Spor'a. Ve hani her sene bir şey vardı ama hani Nazilli'den çıkınca ne yapacak acaba düşüncesi oluşuyordu Mert Çapar'la ilgili. Nazilli'den çıkınca daha güzelleri oldu, daha kalitelileri oldu. Şanlıurfa Spor'un yanlış değilsem 2 yıllık planda sözleşmesi var. O uzatılır da muhtemelen Mert Ben orada. uzatılsa da ben Mert Çapar'ın bu sene de Urfa'da kalacağını düşünmüyorum. Yani sezon sonu daha Onu net konuşuruz. söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Şanlıurfa Spor'un para kazanacağı oyunculardan birisi bence Mert Çapar. Çok önemli potansiyel. Daha yaşlı yani Abdullah, hani çok da abartmaya gerek yok. 25 yaşında. Önünde uzun yıllar var. Onu söyleyeyim sana. Oğuzhan Yıldırım ve Maksut Taşkıran, Soma'dan Oğuzhan'la Maksut'u yazdık. Oğuzhan çok önemli bir performans sergileyen oyunculardan birisi. Ben çok beğeniyorum Oğuzhan'ı. Maksut'u zaten tartışmaya gerek yok. Erzincan'da bir forvet gibi gol İyi işler atıyor. yaptı. Dikine oynuyor. İnanılmaz performans sergiliyor. Hem mücadeleci, hem teknik, hem dikine gidiyor. İnanılmaz bir iş çıkarıyor. Mehmet Özdiraz zaten bu ligin özel oyuncularından birisi. Sol kariyerinde düşüşte olduğu anlar var, çıkışta olduğu anlar var. Ama şu anda Düzce'de kendini yeniden bulmaya başladı. Geçen seneki Van performansından sonra. Ve Furkan Yaman'la ilgili sen o kadar güzel bir şey söyledin ki Abdullah. Bu konuda aynı kanaatteyim. Arnavutköy oyun yapısı olarak hiç güzel mesajlar vermemesine rağmen Furkan Yaman mücadelesiyle, aklıyla, bitiriciliğiyle Arnavutköy'ü bugün ligde belli bir noktada tutan oyuncu olduğunu düşünüyorum. O da kendini buldu sonunda. Umarım da sezon sonuna kadar performans böyle devam eder. Tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Bize güzel futbol kalitelerini izlettikleri, gösterdikleri için Abdullah. Evet, ben de tebrik ediyorum. Bakalım sezon sonu ödüllerimizde neler olacak ama ilk yarı ödüllerimiz bu şekildeydi. Tekrardan hatırlatmak gerekirse TMS Scout'ın Gözel ödülünü Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü tahsil etti. Bronz Koray Palas, Gümüş Burhanettin Masatömür ve altında da Ahmet Yıldırım ödüllerin sahibi oldu. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hüseyin cevap verecek hepsine bu arada arkadaşlar. Bunu tekrardan Eyvallah, söyleyeyim. eyvallah. Hüseyin cevap verecek eleştirilerinize. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum herkese.